Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda indüktörler hakkında bir tane örnek soru çözeceğiz. Muhtemelen 3-4 tane çözeriz. Hemen başlayalım. Tabii ben bu soruyu çevirmeye üşendim ama onu da şimdi yapacağım. Bu soru bize diyor ki 0.1 Henry'lik bir adet indüktörümüz varmış arkadaşlar. Ve bu indüktörün içinden geçen akım 10T çarpı e üzeri eksi 5T amper olarak bizlere verilmiş. Bu durumda bizim bu indüktörün uçları arasındaki voltajı ve ayrıca bu indüktörde depolanan enerjiyi bulmamız isteniyor. Bu soruyu nasıl çözebiliriz? Şimdi bu soruyu çözerken aslında çok daha basit bir soruyu düşünerek devam edelim olur mu? Mesela diyelim ki bir tane direnç var ve bize denmiş ki bu direncin R eşittir 5 ohmluk bir direnci var ve bu direncin içinden geçen akım da 2 amper. Bu durumda bana voltajı bulabilir misin? Biz normalde bu soruya ne deriz arkadaşlar? V eşittir I çarpı R. Saçma kolay bir soru bu. I çarpı R'den de 10 volt gelir. Ben de işimi bitiririm deriz değil mi? Aynı şey yapacağız. Sadece burada formül biraz daha kompleks yani. Başka hiçbir farkı yok. O zaman şöyle başlayalım arkadaşlar. Biz neyi arıyoruz? Voltajı arıyoruz, değil mi? O zaman ben indiktör için V-I ilişkisini ortaya koyan formülü şuraya yazarsam ki o da V-L eşittir L çarpı dI bölü dt'dir, değil mi arkadaşlar? Burada L yerine ne yazacağız? 0.1 Henry yazacağız. Devamında da şuraya dI bölü D-T'yi koyacağız. İşte belki problem yaşayabileceğiniz yer şu dI bölü dt kısmı olur. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bu akım arkadaşlar, fonksiyon olarak bize 10t çarpı e üzeri eksi 5t olarak verilmiş. Şimdi bizim yapmamız gereken şey bu akımın türevini almak. Ama burada bir çarpım kuralı var arkadaşlar. Şuna x buna da y dersek temel olarak bizden istenen şey x çarpı y'nin türevini almak ve türevdeki çarpım kuralına göre bu türev arkadaşlar x'in türevi çarpı y artı x çarpı y'nin türevi olarak alınır. E burada x dediğimiz şey 10t o zaman x'in türevi dediğim şey 10 olmalıdır. y dediğim şey e üzeri eksi 5t ise y'nin türevi dediğim şey de eksi 5 çarpı e üzeri eksi 5t olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra yapmam gereken şey şurada yazdığım formül gibisinden değil mi? D, i bölü dt'yi ortaya koymak. Şimdi diyeceğim ki o zaman D, i bölü dt burada neler var elimde? x'in türevi çarpı y. Burada ne gelir o zaman? 10 gelir. Daha sonrasında y de e üzeri eksi 5t gelir. Artı dedim. Bu sefer x'i koyuyor, koyuyorum direkt. O da 10t yapar. Y'nin türevi ise eksi 5 çarpı e üzeri eksi 5t. Bu bizim arkadaşlar di bölü dt değerimiz. Hatta bunu biraz daha toparlayıp yazabilirsek. Mesela 10 çarpı e üzeri eksi 5 t parantezine alalım değil mi? O zaman elimize ne geçer? 1 eksi 5 t gelir arkadaşlar. Bu bizim di bölü dt formülümüze gittik bunu niye bulduk? Çünkü şurada yerine koymak için. O zaman onu hemen yapalım. E tabi burada şeyi de göz önünde bulunduralım yani. Şunu gideceğiz 0.1 ile çarpacağız arkadaşlar. Çok ekstra bir durum değil. O zaman indiktörün üzerindeki voltaj değerine ben gider şunu derim. E üzeri eksi 5 t parantezinde. Çünkü şu 10 ile 0.1 birbirini sönümledi diyebiliriz. Çarptığımızda bir sonucunu verir. Ve parantez içinde de 1-5T kalmış oluyor arkadaşlar. Bu nedir? Bu sorunun ilk kısmı arkadaşlar. Bu indüktörün üzerindeki voltaj değeri. Şu ana kadar bunu bulmuş olduk. Devamında ise bize sorulan şey bu indüktörde depolanan enerji arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliriz? Hemen formülümüzü hatırlayalım. Formülümüz neydi arkadaşlar? İndüktörde depolanan enerjiyi bulmak için biz diyorduk ki 1 bölü 2 çarpı L çarpı I kare benim formülümdür. E şimdi bu noktada 1 bölü 2'yi koydum. tamam. E zaten indüktans değerimi biliyorum değil mi? 0.1'di. Onu da koydum. Devamında da I kareyi koymam gerekiyor arkadaşlar. Onu da direkt olarak koyacaksınız aslında. Çünkü her zaman için bu size bir sonuç vermek zorunda değil. Size bir denklem de verebilir. Çünkü indüktördeki enerjiyi düşündüğünüz zaman bu aslında bir fonksiyon olmak zorunda değil mi? Çünkü indüktörde indüktörü şarj ediyoruz mesela. Deşarj ediyoruz. Yani indüktördeki enerji seviyesi her zaman için bir a, sabit sayı olamaz. Bir 5-3 diyemeyiz. Çünkü bir denklem vardır mesela. Şarj ederken ne olur? 3-5-8-10-15 diye gider değil mi? O yüzden bir denkleme bağlı olarak artış sağlar. Ha bize derse ki mesela teştir ikinci saniyede bul derse e, o zaman denklemin üzerinden değeri koyduğumda bulmuş olurum zaten. Ama burada böyle bir şey demediği için genel geçer bu bu indüktöre ait enerji formülünü bulmuş olacağız arkadaşlar. Orada da ne var? 10T çarpı E üzeri eksi 5T'nin karesini almamız gerekiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Günün sonunda bizim şöyle bir formülümüz olacak arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bu evet çok kötü bir L yaptım. Onu biraz silmece. Sonra şuraya geldim. Bu indüktördeki enerjiye şöyle diyebilirim arkadaşlar. 5T kare çarpı ee, e üzeri eksi 10 t değil mi? e üzeri eksi 10 t. Tabii ki birimi de çok önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bilimini de koyalım. Jules. Cevabımız bu çıkıyor arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da indüktörler hakkında bir soru çözeceğim. Hatta buna benzer bir soru da olabilir. Yani totalde planıma göre 5-6 tane soru çözeceğim indüktörlerle alakalı. Daha sonrasında kapasitörlerin bağlanışı indüktörlerin bağlanışı ee, bunlarla alakalı biraz sorular ve RLC devrelere geçiyor olacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çekildi Türk milleti çalışkandır Türk milleti çekildi.